Ya. Baban evde mi? Babam evde değil. Aa, peki. Bak şimdi bize böyle büyük bir balyoz lazım, tamam mı? Baban da varmış, o köyün yolu tıkandı, onu açmaya çalışıyoruz. Var galiba. Bir bak istersen. Vardı ama bulamadım ben. Bulamadın mı? Beraber bakalım mı? Bakalım. Hadi gel. Öyle tarıp tarmalamakla olmaz. Teknik olarak heledonik bir biçimde bağlamak. Burada yok. Neydi bu? Bir şey değil, yukarıdan bir şeyler düşüyor. Öyle. Evin arkası yokuş ya. İyi iyi anladım. Ben bir de şuraya bakayım. Hadi bak bakalım. Koyuyor ve evlerde temel olduğu için her sonbaharda 2-3 ev çöküyor. Bu ciddi bir durum yalnız. Bence de. Burada da bulamadım. Ya. Askerler matematik bilir mi? Yani. Yani ben biliyorum. Asker ama kim matematik bilmek lazım mı? Aa, evet. Şart tabii. Ya. Ne oldu? Ben matematikten anlamıyorum. Öğretmen anlatıyor ama bir türlü yapamıyorum. Ben yardım edeyim sana. Şimdi gösterir misin? Şimdi olmaz. Komutan kızar. Ya ne olur şimdi göster hadi. İyi hadi, nerede defterin? Oley gel. Bacı, Seyfi nerede kaldı ya? Herhalde şimdi gelir. Koskoca. Doğru yerine geldim. Bak Cemal abi ne diyor? Ne diyor? Şimdi bunlar alt alta gelecek. 2 ile 7'yi toplayacağız. Sonra da bununla da bunu 11. Anladın mı? Hadi şimdi bunu sen yap bakalım. Ha? Çek önüne. Ne diyor? 10. 10. Aferin sana. Dur bakalım. Şimdi sırada daha zor soralım. Bu sefer çetin olacak. İçime öyle doluyor. İçine doluyormuş. Ha iyi o zaman. Tövbe tövbe. Komutanım! Arkadaşlar! Vatan için üç kez! Oley! 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 Ben gidip bir askerlere bakayım. Nereden geldi bu ses? Çökme olabilir mi? Olabilir. Dur! Abla! Kızım ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oldu abi? Acayip bir ses geldi, duymadınız mı? Gök mü gürledi ki ne? Bir şey oldu. Yağmur mu yağacak be? Asker! Komutanım, yoğun uğraklar sonucunda yoldaki kütüğü kaldırdık komutanım. Bırak şimdi Yusuf, askerlerim tam mı? Tam komutanım. Tamam. Hemen gidip sağlık ocağının önünde beni bekleyin. Emredersiniz komutanım. At gel, toparlan tek bir ol. Hemen Yusuf. Hadi gittim, olduğun gibi yürü. Hadi, hadi. Hadi, yürü. 30 saatte bir işi bitiremediniz. Balyoz bekliyoruz komutan. Evet, bekliyoruz. Kerem, askerler tam mı? Yok komutanım, Seyfi hala gelmedi. Seyfi? Evet, ben de onu diyorum komutanım. Seyfi hala gelmedi. Bütün askerleri topla, sağlık ocağının önüne gelin. Çabuk gelin, çabuk, çabuk, çabuk. Emredersiniz komutanım. Toplanın, yürü. İçeride kimse var mıydı acaba? Sanmam. Köylülerin çoğu pazara gitti bu. Arkadaşlar, ustabaşının evini bilen var mı? Emredin komutanım. Levent, gürültünün kaynağını bulduk. Burada bir ev çökmüş. Sağlık ocağının 100 metre ilerisinde. Muhtemelen içeride kimse yokmuş. Tamam. Tamam. Beni takip edin. Burası kimin evi biliyor musun? Bir adamla oğlu yaşıyor. Ama hiç tanışmadım. Nedir necidir bilmiyorum. İçeride kimse var mı? Beni duyuyor musunuz? Komutanım, enkaz altında kalan var mı? Sanmıyorum Levent.
Seyfi'nin geldiği ev bu olabilir mi? Bilmiyoruz komutanım. Kimin evine gelmişti? Ya, ustabaşı bilmem ne. Ustabaşı Mehmet. Burası onun evi mi? Evet. Seyfi! Seyfi! Sakin ol. Sakin ol açılın tamam. Komutanım. Komutanım dikkatli olun. Tamam pençe git. Yaklaşmayın. Seyfi! Kimse var mı? Seyfi! Komutanım. İnkazı kaldıralım komutanım. Olmaz. Seyfi içerideyse zarar görür. Ne yani böyle duracak mıyız mı komutanım? Caizli bir hareket yapmayacaksınız. Seyfi! Ses geldi abi duydunuz mu? Seyfi yaşıyor. Tutun. Tutun. Seyfi sen misin? Beni duyuyor musun? Seyfi! Komutanım. Yaşıyor. İyi misin Seyfi? İyiyim komutanım. İçeride senden başka kimse var mı? Bir çocuk var komutanım. Çocuk iyi mi? İyi. Hayatta galiba. Ama baygın. Tamam. Burada bir boşluk var. Seni çıkaracağız. Ama önce çocuğu vermen lazım. Seyfi! 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 Emredersiniz komutanım. Sen ne arıyorsun burada? Bugün senin dershanen yok mu? Bana bak, babandan kesin emir aldım. Haber vermek zorundayım ona göre. Ya ne olur haber verme Ahmet amca. Gidemedim. Ne? Yok yok gittim. Ders iptal olmuş. İnsan bari yalanını önceden hazırlar. Bana bak, nedir o elindeki? Hiç. Patalon. Kısal bir şey. Kısal misal. Kullanacak artık. Ne diyorsun sen Cemal? Sakallarım diyorum komutanım. Ne sakalı oğlum? Sakal işte abi bende vardır ya sakallar sizde de var. Cemal. Allah'ım ben neredeyim ya şaka gibi. Seyfi beni duyuyor musun? Seyfi. Duyuyorum komutanım. İçerisi devamlı çöküyor. Sen iyi misin? Komutanım. Dolap bacağıma düştü. Hareket edemiyorum. Merak etme, seni oradan kurtaracağız. Arkadaşlar, Seyfi çok güç durumda. Şimdi hep beraber birlik olup onu oradan çıkaracağız. Siz dördünüz enkazı kaldırmaya başlayın. Emredersiniz komutanım. Kalanlar da deliğin ağzını açsın. Komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu ev benim dayı oğlu Mehmet'in. Bu evin altında sarnış var. Yani? Yani evin altı boş. Şimdi değil sizin askerler, enkazın üstünden bir kedi çıksa hemen çökebilir. Asker boşalt enkazın üstünü çabuk. Çekilin arkadaşlar çabuk çabuk. Çökme tehlikesi var çekilin. Nerede bu enkazın girişi? Gelin göstereyim komutanım. Yusuf benle gel. Emredersiniz komutanım. Seyfi! İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim. İyiyim. Bacaklarımı hissetmiyorum. Tamam. Dayan kardeşim şimdi çıkartacağız seni oradan. Çocuğun durumu nasıl? Çocuk iyi. Seyfi! Seyfi! İyice yayalım. Senin yüzün de kösele gibiymiş Cemal abi. Sen de her gün böyle hatır hutur tıraş olursan senin yüzün de böyle olur. Ya bu biraz yakmaya başladı süzü bacı. Dedik sana o yüz için değil diye. Yok yok yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Süper. Allah! Yandım ulan yandım! Ulan yanıyorum! Yanıyorum! Çöldürdünüz mü komutanım? Buradan girilir mi hiç? Başka yolu yok Yusuf. İki tane kriko bul. Kriko mu? Ne tür lazım anlamadım. Seyfin üstüne kolon düşmüş. Onu kaldırmak için lazım olabilir. Anladım. Krikoları getir sonra sen de benle gel. Komutanım ar dedim. Aslında bende kapalı yer teyti var. Anladım Yusuf. O zaman krikoları getir. Emredersiniz komutanım. Gel benimle. Komutan bey! Komutan bey! Komutan bey!
Teyzeye bak, hiç vazgeçmiyor. Börek yaptım size. Hanımefendiciğim, inanın hiç sırası değil. Siz şöyle kenarda bir yerde otursanız. Görev başındasınız diye değil mi? Bir dakika, bir dakika. Ben yerim teyze. Teyze mi? Teyze mi? Hay benim dilime eşek arısı soksun ya. Genç bayan diyecektim. He. Jumbo'ya bak, iki böreğe sattı kendini. Caddedeyiz, Tebu da büreye gördü aklını yitirdi. Komutan Bey, bir parça yeseniz. Gökhan, Gökhan geç yerine. Bu ne labali, geç. Emredersiniz komutan. Şunu da alayım kulak arkası tepeden. Ne işimiz var burada Suzi? Hadi gel gidelim artık ya. Ama nereye gideceğiz ki? Bekleyelim bakalım. Cemal abi bir gelsin. Ben ne olmuş çok merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun ya? Adamın suratını aşladın işte. Aa, ben mi yaptım? Kendisi istedi. Belki benim sayemde cildi bebek poposu gibi olmuştur. Aha, tabii. Merhaba. Ben biraz burada oturabilir miyim? Aa, gel gel. Sana krem süreyim mi? Suzi. Yaman iyi, üf. Süpermiş. Eyvah. Komutanım. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle Kerim. Komutanım, Seyfi'yi buraya alet almaya ben gönderdim. Ne olmuş? Hiç. Hiçbir şey. Sadece söylemek istedim. Neyse, ben askerlere bakayım. Buldum. Yandık. Sen çok kolay dans öğrenebilirsin biliyor musun aslında? Çünkü yapılanların aynısını yapıyorsun. Sana dans öğreteyim mi? Nasıl dans? Vals. Dur, cep telefonumda bir parça olacak. Mantıklı aslında. Hareketleri taklit yaparken Y eksenini simetri aksı yapıyor. Hı? Yok bir şey ya, yok. Devam et. Komutanım. Sarnıç'tan girip Seyfi'yi çıkaracağım. Ya sarnıç çökerse? Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince dikkatli olurum. Levent, kolonu tek başına nasıl kaldıracaksın? Bilmiyorum komutanım. Ama askerim bu riski atmam, onu biliyorum. Ben gelirim komutanım. Olmaz Arif. Levent, mantıklı ol. Komutanım, ya sarnıç çökerse? Bu saatten sonra ölümden mi korkacağız komutanım? Siz hayır deseniz de ben gelirim. Sizi yalnız bırakmam. Arif doğru söylüyor. Yalnız başına yapamazsın Levent. Tamam. Yalnız arkamdan geleceksin Arif. Emredersiniz komutanım. Çok güzel dans ediyorsun. Çok yeteneklisin. Sağ ol da bizi bir gören olmasın. Yok canım. Kim görecek? Herkes yemekhanede. Yine sadece Arif abi gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Şşt! Utanmaz, terbiyesiz. Bu terefli görevi ben de tokit dedim ama Levent Üpeymen atkarlarla kal. Onların tana ihtiyacı var dedi. Bir susun ya. Asker tut. Tatma tatma konutup insanların dikkatini dağıtma. Hadi Arif. Geldim komutanım. Hadi inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Bir askerimiz götük altında kaldı. Ve şimdi onu kurtarmak için iki askerimiz daha canını tehlikeye atıyor. Bu sorumsuzluk yakışıyor mu sizlere hiç? Bunca acıdan, bunca kayıptan sonra hala nasıl heyelan bölgesine temelsiz evler yapabiliyorsunuz? Yaşadıklarınızdan hiç mi ders almadınız? Bakın, asker her zaman size yardımcı olacaktır. Ama önce kendinize sorumluluk duymanız lazım. Evleri bu şekilde yaptıktan sonra kimseye kızmaya hakkınız yok. Doğru söylüyorsun komutan. Alo! Eko! Ne yapıyorsun orada? Affedersiniz komutan. Cemal nerede? Niye buradasın sen?
Niye Cemal Nizamiye'de değil? Sakın! Cemal abi lavaboya kadar gitti. Ahmet amca. Lavabo ha? Güzel. Şimdi yaktım seni Cemal. Güzel işi çoktan halletti Ahmet abi. Sen hiç merak etme. Yanıyorum oğlum! Yandılar! Abker! Gördün mü Türün eğitiminin faydalarını? Yo, ben hiç görmedim komutanım. Ben tanatörünü anlatırım. Arif içeride sürünüyor ya, onu diyor. Benim çok çişim geldi ya. Aa, gördünüz mü? Bir de içeri girmekle bahsediyordun. Komutanım, tuvalete gidebilir miyim? Git Atker. Emredersiniz komutanım. Tamam. Madem ki bu iş Suzi'nin başının altından çıkıyor, o zaman sana ceza vermiyorum. Hadi git. Emredersiniz komutanım. Oğlum ağlamadan git. Özür dilerim. Lan gitsene. Biz de gidelim artık. Bir dakika, dur bakalım. Suzi, şey, bak. Ben böyle hep hayatım boyunca dans etmek istemişimdir. Hani dans. Hani bir türlü öğrenemedim. Vaktim olmadı hani. Atatürk de çok iyi dans edermiş. Ahmet abi iyi düşün. Yani Suzi'nin eline bu kozu vermek istediğine emin misin? Aman Fatu saçmalama, ne kozu? Ahmet amca size hemen dans öğretebilirim. Sahi mi? Evet. Hem de bu aramızda küçük bir sır olarak kalır. Ha. Ama bir şey var. Ne dedim ben? Söyle bakalım söyle. Bundan sonra beni buralarda gördüğünüz babama söylemeyeceksiniz. Tamam. Asker olmadığına göre sanırım bunu yapabilirim. Müzik lütfen. Baş üstüne. Ne yapıyoruz? Adımlarımı takip edin. Hı. Müziğe bırakın kendinizi. Komutan Bey! Ey Allah'ım yarabbim, ben ne günah işledim. Bundan hemen kurtulmam lazım. Komutan Bey size çay getirdim. Vedat buraya gel. Komutanım yapmayın ya, hiç havamda değilim. Vedat buraya gel dedim. Emredersiniz komutanım. Bakın hanımefendiciğim, size en güzide askerim Vedat'ı tanıştırayım. Kendisi Türk ordusuna sayısız hizmetlerde bulunmuş kahraman bir askerdir. Komutanım iyi misiniz, ben mi? Evet sen. Ah ne güzel, ne güzel. Maşallah aslan gibi delikanlı. Vedat Beyciğim çay alır mısınız? Yok almam. Alırsın. Alırsın Vedat, alırsın. Gel, gel. Bak Vedat'cığım, açık konuşacağım, uzatmayacağım. Adil bir anlaşma olsun. Zaten moraller bozuk. Seyfi'yi buradan kurtarıp alaya dönene kadar hanımefendiyle ilgilenirsen sana 3 gün çarşı izni. Komutanım yapmayın ya. Tamam 5 gün. Ama komutanım... Vedat, daha fazla olmaz. Emredersiniz komutanım. Aslında düşündüm de bir çay alsam hiç de fena olmayacak. Ah, tabii, tabii. Kaç şeker alırdınız? 10. Az kaldı. Sen iyi misin? İyiyim. Ben iyiyim de komutanım. Seyfi iyi midir acaba? Dayanıklı askerdir Seyfi. İdare eder. Çabuk olalım. Çabuk olalım komutanım. Komutanım. Söyle Arif. Seyfi bugün tezkere bırakmaktan bahsediyordu. Askerde kalmayı düşünüyormuş. Ordu için iyi bir şans olacak. Hadi acele et. Uy, ula benim kafa haşlandı galiba. Hayır Suzi, kesinlikle hayır. Beni kandıramazsın. Derhal gidip babana söyleyeceğim. Cemal, neredesin oğlum sen? Neredesin sen?
yapacağım ha? Emredin komutanım. Ne oğlum bu halin senin? Hiç sormayın komutanım. Bir sormayayım oğlum. Sorun değil, ben hallederim. Arif ve Levent nasıllar acaba? Bir an önce kurtarabilseler şu çocuğu. Arif geldik burası galiba. Seyfi! Bizi duyuyor musun? Duyuyorum komutanım. Burası. İyi misin Seyfi? Başım dönüyor. Galiba fazla kan kaybettim. Dayan be Seyfi. Dayan Seyfi! Dayanamıyorum komutanım. Siz hakkınızı helal edin. Ne diyorsun sen Seyfi? Senin gibi asker böyle pes eder mi? Bak. Belki. Askerden sonra tezkere bırakıp yanımda kalırsın ha. Senin gibi askere Türk ordusunun ihtiyacı var. Hem bana da yoldaşlık etmiş olursun. Geldik. Seyfi! 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 İyi misin? Dur, dur, çabuk. Seyfi! Seyfi! İçeride bir şey oldu, Seyfi'den ses gelmiyor. Çekilin, tamam, panik yapmayın. Seyfi! Beni duyuyor musun? Seyfi! Geldik Seyfi. Arif durum çok kritik. Seyfi ses ver! Seyfi! Arkadaşınızı göçük altından çıkaracağız. Şimdi eğitimde öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Hadi bakalım yürüyün. Sadu. İyi misin abi? Sadu. Şşş. Oğlum hadi kendine gel. Şşş. Sadu gel. Hadi gel. Gel abiciğim. Hadi oğlum hadi. Gel. Gel baba gel. 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 Tamamdır. Nasıl oldu Fatu? Al, kendin bak. Uy, ula bittim ben. Yok canım, bence belli bile olmuyor. Yardım edin! Yardım edin! Yavaş. Ver abi böyle. Yardım edin! Dur. Tamam abi, gel. Gel. Kaçma, yavaş. Dur, bekle. Yavaş gel. Sado, oğlum. Şş. Kendine gel lan. Şş. Sado. Sado, kendine gel. Sado. 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 Nesi var Sado'nun lan? Komutanım, şey, o depremzede. Anladım. Arkadaşımıza yardım edin, araca binsin. Emredersiniz komutanım. Hadi Sado. Sado. Seyfi iyi olacak kanka. Hadi gel. Hadi koç. Otur lütfen. O kurtulacak, merak etme. Hastaneye haber verdim, bekliyorlar. Levent. Kim ne derse desin, sen hala fırtına Levent'sin. Bunu bugün bir kez daha kanıtladın. Bu yaptığını bir başkası olsa yapamazdı. Sağ olun komutanım ama... bu şu an düşündüğüm en son şey.